Bismillahirrahmanirrahim. Bugün yeni bir klasör açıyoruz. Yahudi dünyasından çıktık. Protestanlık hareketini Avrupa menşeli olarak Hristiyanlıkta takip etmiştim. 1800'ler sonrasında 4 dersimiz daha var protestanlıkla ilgili. Bunlar Amerika doğuşlu mezhepler, yeni dinler. Tabii 1800'lerin başından, ortasından, sonlarından doğuşa sahipler. 20. yüzyılın ikinci yarısında meydana gelen birçok hareket artık mezhep olarak değil, kült olarak değerlendiriliyor. Yeni dünya kültleri başlığı altında onu daha sonra konu edineceğim. Onların da çoğu yine Amerika menşelidirler. En meşhurları iki tanedir. İlk iki dersimiz Yahovalar ve Mormonlar. Kurucusu olan isim Yahova'nın kurucusundan daha önce dünyaya geldiği için Mormonları erkene alıp onu bugün vereyim. Hareketin kurucunun adı değil Mormon kelimesi. Bir Moroni kelimesi de var. Vaaz ettiği kitabın adı Mormon. Kastedilen kişi de bir peygamber oluyor. Moroni de bir melek. Yani bu kavramlar. Bu işin anahtarı, etiketleri Mormonlar dersinin. Üç dosya açtım. Oradan oraya geçişler yapacağız. İkisi biyografi, biri ana. Hristiyanlıktaki mezhep çeşitleşmeleri, oradan protestanlık ve Amerikalı'ya yine toplu bir hızlı bakış yapalım. Tarihte ve bugün ortaya çıkan Hristiyan fırkalar, akide, temel ve kurumları bakımından birbirine zıt birçok grubun Hristiyan adı altında toplanmasıdırlar. Tevhid yolunu tuttuklarını söyleyen Unitaryenler yanında, çoğu Hristiyanların teslisi, hele Mormonların politeizmi benimsedikleri görülür. Bu tırnak içinde. Protestanlar yalnız Tanrı'ya ibadet ederken bu iddiadadırlar. Diğerleri büyük çoğunluğu azizlere, meleklere yalvarmaktadırlar. Katoliklere, Ortodokslara yönelttikleri eleştiride kullandıkları dil en azından böyle. Modern protestanların birçoğu, yani 1800-1900'lerde artık, ölümden sonraki hayata imanları zayıf iken, başkaları, diğerleri, yani bazı Hristiyan protestan fırkalar, ruhların uykuya daldığını, bedenlerle birlikte ebedi mükafat veya cehenneme gidebileceğini yine de kabul ediyorlar. Bu temel farklar artırılabilir. Bunun başlıca sebebi, malum ilahi kitabın aslının kaybolması ve dinin esaslarının tebliğcisi İsa tarafından tespit edilmekten daha ziyade insanların elinden çıkmış bir şekilde çok erken yıllardan bugüne geliyor olmasıdır. Her bir fırka hakikati kendi prizmasından gördüğünden tolerans yerine bencillik hakim oldu. Arzda başka hiçbir dinin mensupları Hristiyanlar kadar farklı inançlara ve din savaşlarına sahne olmadı diye tespitler yapıldı bu sahada çalışanlar katından. Sonunda sıfıra doğru gidecek zincir inanç esaslarında eksiltmelerle diye bakarsak Avrupa'da. Fransa'da hiçbir dinle ilgisi olmayanların oranı %54'e ulaşmış. Bu rakamlar da sanırım 10 sene öncesine aittir. Bugün daha yüksek olmalı. Hollanda'da kiliseye kayıtlı olanların sayısı %25, düzenli kiliseye gidenler %17. Bugün için çok fazla bu sayılar. Kilisesiz Hristiyanları da unutmamalı. 1800'lüler Amerika'sında ise Mesihçi birçok yeni protestan hareket ortaya çıktı. Evet, protestanlıkta Mesih'in dönme vurgusu Katoliklik ve Ortodoksluğa göre çok daha canlı, bu bakımdan misyoner tabiatları vardı bildiğimiz üzere. Amerika'da bu daha da katlanacak 1800'lüler protestanlığında. Biraz da Amerika menşeli yeniden Hristiyanlığı kurma gibi bir durum da var. Yahovalarda daha ön planda, Mormonlarda tarih açısından çok daha bariz bir şekilde gözüküyor bu hadise. Bugünkü popüler ismiyle Mormonculuk, Mormonizm ya da Mormonlar, hareketin resmi kilise adı İsa Mesih'in ahir zaman azizleri kilisesi. Last Time Saints diyorlar. Joseph Smith kurucu olan ismi, takipçilerine ta onun zamanından beri Mormon
denildi. İnançları Mormonluk olarak adlandırıldı. Bu başlangıçta bu isimle vaaz ettiği kitaba nispeten küçültücü manada kullanıldı. İşte diyelim Türkiye'de nurculuk akımına nurcu denmesini nurcular uzun yıllar benimsemediler. Daha sonra üzerlerine biçilen şeyin de köken anlamında bir terslik olmadığı için kabulleniyorsunuz. Artık öyle küçültücü bir anlam taşınmıyor. Kendilerini kilise olarak İsa Mesih'in ahir zaman azizleri diye andıkları gibi Mormonlar olarak da niteliyorlar. Biyografisine biraz sonra gireceğiz. Smith tarafından 1830'da kuruldu. İkinci büyük uyanış Amerika'daki dini hareketlerin dalgalanmasında kullanılan bir tabir. 1820-1850'ler arasındaki kesit için kullanılıyor. Dini heyecan döneminde Batı New York'ta 1820'lerde, 30'larda ortaya çıkan bir hareket. Smith bir meleğin ona göründüğünü, eski çağlarda Amerikan kıtasında yaşamış kişiler tarafından yazılan, daha sonralar ise gömülen altın levhaların yerini kendisine gösterdiğini, onları bulup İngilizce'ye çevirdiğini, Mormon kitabının böyle ortaya çıktığını söylüyor. Daha detaylı bakacağız içine. Cemaatine yön vermek için yazdığı kitabın adından geliyor bu isim, Mormon kitabı. Bu kitabın içeriğinde Kitab-ı Mukaddes'in içerildiği gibi onda yer almayan İsa'nın Amerika'da yaşadığı göğe çıkma öncesindeki mücadeleye ve büyük sürgünden sonra Kudüs'ten kaçan bir Yahudi fırkasının çok daha önce milat öncesi yıllarda buradaki mücadelelerine değinen bir tarzı var. Biraz daha geniş bakış yapacağız kitabın içeriğine. Yani genelde 40 yaşlar bildiğiniz gibi uzun ömürler, orta ömürler için belirleyici dönemeç karakterlerinin oturması itibariyle ama 40 yaşına varmadan, 40 yaşının biraz sonrasında ölen de insan sayısı az değil bildiğiniz gibi. John Smith de bunlardan bir tanesi. 39 yaşındaydı henüz öldürüldüğünde. Dolayısıyla çok da erken yıllarda dini vaaz etmiş olması gerekiyor. Protestan bir Amerikan ailesi, beyaz, tabiatıyla Avrupa'dan göçmüş. New York'a gelmeden önceki doğduğu yer olarak gösterilen Vermont eyaletinin Windsor bölgesi Sharon kenti. Şöyle bir Kuzey Amerika, Kuzey Doğu Amerika uç bölgeden bir yer. Küçük yaşta New York aile buradan göçerek yerleşmişler. New York, farklı protestan gruplarının sürekli mücadele ettikleri bir yer 1800'lerin ilk çeyreğinde. 3 yıllık bir eğitim hayatı var topu topu Smith'in. Sonra define merakına kapılmış bir adam. Sonunda bu definecilik dininin de içine edecek. Küçük yaştan itibaren definecilikle uğraştığı kristal bir küreye bakarak definenin yerini tespit ettiğini söylemesi bunun da etrafında alay alınan bir delikanlı. 1820 baharında 15 yaşında başlıyor 39'da biten mücadele. Bir ormana giderek tek başına ayin yaparak Tanrı'dan yol göstermesini istedi. 15'inde etrafında ateşli, metodist, yohancı vesaire protestan cereyanlarının tartışmış olduğu bir evrede yaşadığı inanç buhranı. Başının üstünde iki şahıs, bunu Tanrı ve İsa olarak niteliyor, şeklinde beliren bir ışık ona bu gruplardan hiçbirine katılmamasını emretti. 15 yaşına geldiğinde etrafındaki topluluklar protestanlık akım içerisinde böyle maddeleştirilmiş. Bir süre bu ışıkları görmedi. Gördüklerinin açıklaması alay konusu edildi, eziyet gördü. Zaten daha önce define bulma tarzında bu tür iddiaları vardı. Sonraları bu dönemde düşüncesizce bazı hatalar yaptığını söyleyecek. Yani o definecilik dönemde söylediklerimden dolayı şimdi söyle inanılmıyor, adım yalancıya çıktı deme manasında bir cümle bu. Çeşitli toplumlar ve insanlarla ilişkilerimde hatalara düştüm. Gençliğin tabiatı icabı bazı kusurlarda bulundum. Bu durum beni imtihanlara ve Tanrı'nın sevmediği eziyetlere duçar etti.
Bu itirafımla büyük bir günah veya münker bir hata işlediğim aklınıza gelmesin. Çünkü bende böyle hatalara düşme, günahlara irtikap etme arzusu asla yoktur diyerek o defineciliğine gönderme yapıyor. 3 sene sonra 21 Eylül 1823'te kuş kurgusuna göre kendi anlattığı, akşam gökten Moroni adında bir melek inerek onu yerine getirilmesi gereken bir işle görevlendirdi. Yine Işık Uzmeleri ayrıntılı olarak anlatıyor kitabın başında. Sonra kendisine bir görev veriyor. Amerikan tarihine ait haberler vardır. Ulaşmasını istemiş olduğu bir kitaba götürecektir onu gömüye. Geçen asırlarda Amerikan kıtasında yaşayan milletler ile onların ataları hakkında bilgi veren altın sayfelere yazılmış bir kitap, gömülmüş levhalar, bir hazine. Bu kitabın tercümesini içeren gümüşle çevrili iki de taş hakkında haberdir bu kendisine söylediği. Ve bunlardan kimselere söyleme, seni vakti gelince alıp o mağaraya götüreceğim ve o defineleri çıkartacağız. O kitapları sen yayılacaksın diyor. Peki sene daha geçiyor. 25 Mayıs 1825. İlkinden sonra 5 sene geçti. Zihninde düşünceleri olgunlaştırıyor. Oliver Godry adında arkadaşıyla ormanda yine bir tefekkür için gittiği seansta bu kez vaftizci Yahya'nın kendisine göründüğünü söylüyor. Yani İncil metinlerinde anlatılarda Yahya vardır önce, sonra İsa filan çıkar. Demek ki o yoğun okumaların tesiri ya da ona uygun bir biyografi yazmak istediği için bu kez melekten değil vaftizci Yahya'dan bahsetmekte. Kendisinin vaftizci Yahya bu kez konuşuyor. Petrus ile Yakup'un emirlerine uyarak geldiğini söyledi kendisine. Ve arkadaşlarını Oliver Godry her birini vaftiz etmesini emretti vaftizci Yahya. Mormon kilisesinin işlerini tedbire memur edileceğini söyledi. Ve kuracağı kilisenin adı da veriliyor vaftizci Yahya tarafından ona. 22 yaşlarında Emahil adında bir kızla evleniyor. Kızın mensup olduğu ailenin otoritesi nedeniyle fikrini yaymak için bu aileden güç ve destek aldı. Babası kendi ailesi fakir. Bu evlilik onun işine yarayacak. Toplumdan ayrı yaşamaları, bu hareketin mensupları ve çok eşliliği uygulamalarından dolayı sürekli takibata uğradılar sonraki dönemlerde. Ve bu bakımdan doğduğu köyü terk etmek zorunda kalacak bölgeyi. Aslında doğduğu bölge değil, New York'a yerleştirildi ama oradaki sıkı protestan çevreler içinde yaşanamaz hale geliyor. Manchester bölgesini terk ederek kayınpederinin bulunduğu Pennsylvania eyaletinin Harmon adlı bir kentine yerleşti. Mormonlar diğer protestan kiliselerin baskısından dolayı sürekli göç etmek zorunda kaldılar. Bunu görüyoruz. Sonunda Utah'ta, Ohio'da yer, kalıcı yer bulana kadar. Üzerinde Mısır hieroglif yazıları bulunan bu levhalar götürüldüğü Mormon meleğinin mağarada yine orada bulunan iki sihirli taşın yardımıyla okundu. Tabii ne bunlar okuyacak bir bilgiye sahip, ne çevirme gücü, ama levhadan yani iki tane sihirli taş var ve o taşlar buna okuyor. Smith dilini daha önce hiç bilmediği Amerikan yerlilerinin yazıtlarını Tanrı'nın sınırsız gücü sayesinde İngilizce'ye 3 ayda çevirdiğini söyledi. Tercüme edilmesi için bu iki taşın adı Urim ve Tumim'in nerede bulunduğu kendisine bildirildi. Mormonlara göre apostasi dönemini bitirmiş bir peygamberdir Smith. 1829'da biten vahiy eseri olduğunu ileri sürdüğü eseri 1830'da, yani 5 doğumluydu, yayınladığında 25 yaşındaydı. 584 sayfa İngilizce olarak bastırılan bir kitap. Ama kitabın başında sıradan bir kitap gibi çıkmıyor okuyucunun karşısına. Bu kitap bir çeviridir diyor. Bu çeviri yapan kişi bu kitabı bir meleğin gösterdiği yerden aldı ve bilmediği bir dilden bu dile mucizevi olarak tercüme etti. Evet, bomba gibi bir haber.
Böylelikle Mormon kitabı ortaya çıktı. Bu eser peygamber Mormon'un kaleminden, asıl yazarın ismi son peygamber Amerika'daki, M.Ö. 600'lerde Amerika'ya göç ettiğine inanılan Yahudilerin 1000 yıllık tarihini anlatmaktadır. Yani diasporadan kaçanlar okyanusu da aşarak Amerika'ya kadar da geliyor bir boy. Ve orada yaşıyorlar. M.Ö. 400'lerde ortadan kalkıyor bunlar. Ve son peygamberlerin adı Mormon. O da bu 1000 yıllık 600'lerden M.Ö. 400'e kadar tarihlerini bu kitaba yazarak bu mağaraya koyduğunu söylüyor. Kitaba döneceğiz. Biyografiyi bir tamamlayalım. ...1832'de kitaptan 2 sene sonra 27 yaşında Book of Mormon inananları Ahir Zaman Azizleri adıyla anılmaya başlandılar. Yani son zaman İsa'nın gelişine ramah kalmış dönemdeki azizler, yeni havariler. Birkaç tanıyanın hazır olduğu bir toplantıda İsa'nın Ahir Zaman Azizleri kilisesinin kuruluşu ilan edildi. Sonraları çok hareketli taraftarlar edindiler. Evet, fantastik bir yönü var. Macera arayanlar koşuyorlar. Ama taraftarları New York'u terk ederek Ohio eyaletinin Kirtland kentine geldiler. Orada dev bir heykel ve bina yaptılar. Böylece bölgede geniş bir misyonerlik faaliyeti başladı. Missouri eyaletinde misyoner görevi üstlenen kişiler ve taraftarları bir kiliseyi inşa ettiler. Illinois eyaletinde daha sonra baskıya maruz kalarak evlerini ve çiftçiklerini terk ederek buradaki boş bataklıkları satın alıp ekilir hale getirenler Nova adında bir şehir burada kurdular. Evet, 39 yaşında vefat edeceğinden bahsetmiştik. Bir süre sonra çok eşlilik kilise içinde protestolara sebep oldu. Baş danışmanı Sidney'in kızının Joseph Smith tarafından baştan çıkarıldığı gerekçesiyle hareketten ayrıldı. Diğer bazı üyeler de özellikle çok evlilik protest eden bir gazete çıkarttılar. Bu gazeteye karşı operasyon yapma suçlamasıyla şikayet ediliyor ve hapsediliyor. Bir süre sonra Smith ve kardeşi bazı suçlardan, yani bu da gazeteyi tahrik ettirdiği gerekçesiyle, sanık olarak Illinois eyaletinin Carson kentinde hapse atıldı. 20 Haziran 1844'te 39 yaşındayken hapishanede maskeli 2 silahlı içeri girerek kendisini silahla linç etti, öldürdü. Hareketin bundan sonrasını Mormonlar dosyasında konuşacağım. Yalnızca eşi ve çocuklarının durumunu buraya verdim. Bazıları Smith'in ölümünden sonra hareketin başına geçecek olan isim, konuşacağız onu, Young, onun peygamberliğini kabul etmediler. İlk eşi olan, çok eşlilik vardı ama bunun desteğiyle hareket edebilmişti. Emil Smith ve oğlu Joseph Smith'le işbirliği yaparak Illinois'de Çağdaş Azizler Cizvit Kilisesi'ni kurdular. İsa'nın topluluğu Community of Christ falan diye de anılıyor. Bu kilisenin merkezi Missouri'dir. Bu uçta kalıyor kenarda. Hareket Mormonlar olarak Young ve ondan sonrakilerin üzerinden bugünkü şeklini alarak gelişecek. O bakımdan onu müstakilen konuşacağız. Gelelim Mormon adlı milattan sonra 400'lerde ölerek kendisinin tercüme ettiği kitabı yazdığını söylediği kitabın içeriğine, biçimlenişine, nasıl bir eser olduğuna. Kitap içerisinde şöyle bölümler var. Birinci Nefi kitabı, ikinci Nefi kitabı. Bu Nefi bir kabile oluyor. Atlas Okyanusu'na şeye kadar geliyorlar, Fas'a kadar. Ondan sonra denize açılıyorlar kayıklarla. Nasıl oluyorsa o dönemde Amerika'ya kadar gelebiliyor onlar mucizevi şekilde. O halk Nefi. Birinci Nefi kitabı, ikinci Nefi kitabı. Bakarsanız eski ahit kitaplarını öykünen bir yazı dili var.
Yakup kitabı, Enos kitabı, Yarom kitabı, Omni kitabı, bunlar Amerika'da yaşarken bunlara gelen Beni İsrail peygamberleri. Sonra son peygamber, bu Tevrat'ta Malaki'dir mesela. Buranın da milattan sonra 400'lerde, İsa'dan 4 asır sonra. Bu kitabın da yazarı, Mormon'un sözleri, Mosiya kitabı, Alma kitabı, Helaman kitabı, 3. Nefi kitabı, 4. Nefi kitabı, Mormon kitabı, Eter kitabı, Moroni kitabı. Moroni de meleğin, kendisine gözüken meleğin adı. İçeriğinde bunları görüyoruz. Kitabı yayınlayanlar, Nefi levhalarından alınarak Mormon'un eliyle levhalar üzerine yazılmış bir kayıttır. Levhalardan alınarak İngilizceye yapılan asıl tercüme Joseph Smith tarafından yapılmıştır. İlk İngilizce baskısı 1830'da Pensilvanya'da basılmıştır diyerek bugün tercüme edip dağıtıyorlar. Bu Türkçe tercümesi. Bu tercüme 1990'ların ortalarında Berlin'de, Yorkstrasse'da kaldığım sıralarda elime gelen kapımızdan bir Mormon misyoner oğlanla kız tarafından verilmişti. Kitap üzerinde onlarla konuşmuştum. Kitabın o bahsettiğim bölümleri öncesinde de bu yazıya geçirdiği, tercüme ettiğini söylediği metinleri gören kendisiyle beraber onların gerçekten var olduğuna tanıklık ettiğini söylediği isimlerin tanıklıkları yer alıyor. Ön sözlerin gibi bir şehadetler var. Mormon kitabı kutsal kitapla karşılaştırılmaya değer, kutsal yazan oluşan bir kitaptır. Bunlar Smith'in sözleri. Tanrı'nın eskiden Amerikan kıtasında yaşamış olan insanlara kurduğu ilişkinin bir kaydıdır ve sonsuz sevindirici haberin, yani İncil manasına, bütününü de içinde barındırmaktadır diyerek bu giriş bölümünü, tanıtma bölümünü bize veriyor. Sonra söz 3 şahide, sonra 8 şahide bu çevirdiğim metinlerin aslını görenlere veriliyor. Tabii çeviri bittikten bir süre sonra melek metinleri alıyor bundan ve kitabı götürüyor. Tabii kitap kalmış olsa altından yazılan kıymetli değer, kendisi define avcısı, başkaları kitabı çalıp eritip yok edip satacaklar, başka şeyler. Bu gibi nedenlerle melek bunu kaldırmış oluyor diyor. Ama sözüne tanık olan kişiler artık vardır onun yanında. Bu eserin ulaşacağı bütün uluslar, sülaleler, diller ve insanlar şunu bilsin. Biz Tanrı Baba'nın ve Rabbimiz İsa Mesih'in lütfu ve bu kayıtları içeren Nevi halkının, onların kardeşleri Lamanlıların ve ayrıca daha önce söz edilmiş kuleden gelen Yaret halkının kayıtları olan levhaları gördük. Ve biz aynı zamanda bu levhaların Tanrı'nın armağanı ve gücüyle tercüme edildiğine vesaire vesaire diye altında imzası bulunan ilk inanırları, havarileri, tabii 3+8=11 yapar, 12'lere ulaşıyoruz. Sonra 8'lerin tanıklığı var, şu imzadaki Whitmer ailesi çoğu. Bu eserin ulaşacağı bütün uluslar, sülaleler, diller ve insanlar şunu bilsin. Bu eserin çevirmeni olan Joseph Smith'in görünüşü altına benzeyen, söz edilmiş olan bu levhaları bize göstermiştir. Söz edilen Smith'in İngilizce tercüme ettiği ne kadar altın yaprak varsa biz bunların hepsine kendi ellerimize dokunduk. Ayrıca eski el işi ve ince işçilikle yapılmış görünümünü andıran bu yaprakların diyerek tanıklık devam ediyor. Sonra kendisi biyografisinde kullandığımız o ilk melekle buluştuğu seansları anlatıyor. 1823 yılının 21 Eylül gecesi, her şeye gücü yeten Tanrı'ya dua ediyor, ondan yardım diliyordum. Tanrı'ya böyle seslenirken odamda bir ışığın belirdiğini fark ettim. Odam öyle aydınlandı ki filan diyerek 3 defa gözükür sabaha kadar aralıklarla melek Moroni ve aynı sözleri tekrar eder. Kendisine göstereceği yerler, ödevler vardır. Şeytan kendisini aldatmamalıdır. Sakın bunları götürüp bir define gibi bulup başlarına satmaması lazım. Onu da uyarmaktadır. Ve kendisinin de artık bir peygamber olduğunu söyler. Evet. Levhalar çevirdiğini söylemiş oldu. 4 gruba ayrılabiliyor. Nefi levhaları, 1. Nefi, 2. Nefi, 3. Nefi diye geçiyordu. Mormon levhaları
eter levhaları, bunlar kitap adları, böyle şekilleniyor. Son sayfası şu, kitabın Türkçe çevirisinin İsa'nın ayrılırken yaptığı konuşmalar var. Ve bu sözleri hatırlamanızı öğütlerim. Çünkü benim yalan söylemediğimi bileceğiniz gün yakında gelecektir. Çünkü beni Tanrı'nın mahkemesinde göreceksiniz ve Rab Tanrı size şöyle diyecek. Sanki ölülerin arasından haykıran, evet, hatta tozun içinden konuşan biri olarak bu adam aramızdan yazılan sözleri mi ben sizlere bildirmedim mi? Ben peygamberliklerin yerine gelmesi için bunları bildiriyorum. Ve işte onlar sonsuz Tanrı'nın ağzından çıkacak, onun sözü kuşaktan kuşağa fısıldanacaktır filan. Evet, sonunda İsa'nın Mormonlar Amerika'dan göğe çıktığını ve tekrar Amerika'ya döneceğini, buradan Kudüs'e geçeceğini söyleyerek Amerikalılıkla Hristiyanlığı yeniden meclediyorlar. Artık Siyon'da vaat edilen topraklarda bunlar için Utah eyaleti ve diğerler olacak. Hareket bu şekilde devam edecek. 39 yaşında ölen karısı ve çocuklarının varis olmak istedikleri ama hareketin birinci havarisinin üzerinde devam eden süreci konuşmaya devam edelim. Brigham Young aslında doğum itibariyle 4 yaş daha büyük Smith'ten. 77'ye kadar götürüyor bunu. 33 yılda artı. 1844 Smith'in ölüm tarihiydi. Smith sonrasında Young ile eski baş danışman Reed'in arasında önderlik mücadelesi oldu. Reed ne aslında Smith'i yalancılıkla suçlamıştı. Kızına sarkınlık etmekle filan suçlamıştı. Şimdi o hareketin yeni ismi olarak var olmak istiyor. Hareketin yürütme heyeti olan 12 Havari Konsili ise Young'u lider seçti. Young'u beğenmeyen Sidney Reed'in Joseph Smith'in kardeşi William Smith ayrı kilise kurdular. Onlar Mormon hareketinin artık ucunda sayılıyorlar. Toplumsal baskılar yüzünden sürekli göç etmek zorunda kaldılar. 1846'da yani ölümünden 2 sene sonra 30 bin kişilik bir grupla vaat edilen topraklar, Siyon diye andıkları Pasifik kıyılarına doğru yola çıktılar. Grand Lac Seal bölgesine, Great Salt Lake. Bir yıllık yolculuktan sonra bugünkü Utah'ta bulunan Büyük Tuz Gölü'nü Pasifik Okyanusu zannederek oraya yerleştiler. Rocky Dağları'na çıkarak Salt Lake City şehrini kurdular. Tabii henüz Amerika'nın bütünü iskana açılmamış. Bir sürü boş topraklar var. Gecekondu kurar gibi şehirler hala kurulmaya devam ediyor gördüğünüz gibi. 1800'lerde bile. Yukarı taraflar pek de rağbet edilen bölgeler değil. Daha soğuk kuzey. Bu ıssız topraklarda harikulade çalışma ile çölü çok mamur ve verimli bir hale getirdiler. Salt Lake City isimli bir şehir çıktı ortaya. Bir şehir devlet çıktı. Kilise başkanı olan Young aynı zamanda artık buranın valisidir. Bir teokratik devlet kurulmuştur. Gerek bağımsız valilik düşüncesi ve gerekse çok eşitlik uygulaması Mormonlarla Amerikan hükümetini savaşın eşiğine getirdi. Bu Mormon'u, Moroni'yi temsil eden bir şey. Heykel. Gördüğünüz gibi kıyamet suru var. Ağzında da ahir zaman çağını başlatıyor. Joseph Smith'le beraber Melek Moroni. Evet, Amerikan hükümetiyle karşı karşıya getiriyor. Mormonlar Young'ın yerine bir valinin atanmasını kabul edince, Amerika böyle istemiş, gerginlik yatıştı. Ancak resmen yasaklanan çok eşlilik gizliden gizliye devam edince yüzlerce kişi mahkum oldu, kilise lağvedildi ve malları müsaade edildi. 1856'da yeniden göçe başlıyorlar. Taraftarları en az 200 kişinin olduğu trajik bir yolculuk. Bundan da ölümlere sebebiyet verdi diye epey suçlanıyor. Bu bugün meşhur ilgili yerdeki kiliseleri, Mormon kilisesi. Kendisi 26 karısı oldu. Onlardan 18 ölümünden sonraya da kaldı. 1877'de de bu ikinci liderin ölümünü okuyoruz.
Üçüncü kişi, ki bunların her birine artık peygamber deniliyor. Smith de peygamber, diğerleri de peygamber. Kilisenin başında artık patrik matrik yok. Ahir zamanla yeni bir başlangıç yaptılar. Mesih gelene kadar bu peygamberlerle devam edecekler. 1890'da üçüncü liderleri Woodruff, bu evlilik yasağı, Amerika yaşadıkları sorunlar, Tanrı'yla konuştum diyor ve çok eşliliğin yasaklandığına dair bir vahiy aldım. Peygamber kapısı açık, iştahı geçtik. ABD yönetimine kendilerine eyalet statüsü verilmesi halinde çok eşlilikten vazgeçeceklerini söylediler. Pazarlıkları kabul edildi. Amerika bunlara eyalet statüsü veriyor. Onlar da çok eşlilikten vazgeçip Amerikan devletinin üstlüğünü tanıyorlar. 1890 yıllarında evet, ilkelerinde bu verilen ödünü başka ödünlerde takip edecek. Valeket bazı değişmeler yaşayacak. 1896'da Utah adıyla Amerika'ya bir eyalet olarak katıldı. Değişmelerden bahsetmiştik. Sonlara doğru birkaç şey bahsedelim. Toplu olarak bahsedeceğiz Mormonlardan. 1978'deki hareketin başkanı olan kişi, şu anki peygamberleri Spencer Kimball, o zaman da bu mudur başkasını bilmiyorum. Kadınların ve siyahların papaz olmasına karşıyken o tarihe kadar hareket, bununla beraber siyahların da papaz olabileceği söylendi. Bugün Ohio Mormon karakterini tam olarak koruyamıyor. Kadınları papaz olarak kabul eden az sayıda grup da içlerinde çıkmış, epey çağa uyum sağlıyorlar. Hareketin Amerika kıtasına ve dünyaya yayılım, hatta Türkiye'ye, yani misyonerlerine değinelim. Hayatta en az bir kez misyon görevi üstlenmesi beklenen Mormonlar, ABD içinde ve dış ülkelerinde 2 yıl süreyle inançlarını yaymaya çalıştılar. Yani 2 yıl bir emri bil maruf ödevleri var her Mormon'un. Brigham Young Üniversitesi'ni kurdular ikinci peygamberlerin adına. Misyon görevlerinde yardımcı olması amacıyla 60'a yakın dilin eğitimi veriliyor burada. Benim kapımı çalan Türkler arasında Mormonluğu Berlin'de yaymak isteyenler Türkçe konuşuyorlardı. Çoğunluğu ABD ve Güney Amerika'da olmak üzere 10 milyonu aşkın Mormon olduğu tahmin ediliyor. Hem kaynakların farklılığı hem değişik zamanlardaki sayılar yansıması nedeniyle 5 milyon, 10 milyon, 50 milyon gibi çok değişik rakamlarla karşı karşıya kaldım. Avrupa ve Amerika dışında Hristiyanlığın daha sonra yayıldığı Afrika, Japonya, Çin, Güney Amerika gibi yerlerde yüzlerce yeni fırka kendi içerisinden doğdu. Mormonlar ile Türkiye arasında da tarihi bir bağ var. Kilisenin kuruluş yıllarından itibaren Mormonlar Osmanlı'dan beri buralarda kilise tarihi için önemli adımlar attılar. Smith'in öldürülmesinden daha 5-6 yıl sonra Türkiye'de onları görüyoruz. Mayıs 1854'te Kırım Savaşı zamanında İsa Mesih'in son zaman azizleri kilisesine bağlı bir grup askerin faaliyete geçtiğini görüyoruz. 1884'te kilise Türkler için resmi olarak İngilizce, Fransızca, Almanca bilen Jakob Spori adında bir din görevlisi göndermiş. Spori Anadolu'ya geldikten sonra, tabii o dönem Amerikalı misyonerlerin cirit attığı dönem, Mormonlar da varmış içlerinde. 3 ay sonra Türkçe bir şekilde Türklere Türkçe kiliseyi ve sevinçli haberi İncil'i anlatmaya başladı. 1887'de Misha Markov adlı bir Macar resmi olarak Türkiye'deki kiliseye katılarak vaftiz oldu. Kendisi daha sonrasında Macaristan'daki kiliseye öncülük ederken 1889'da bir grup Ermeni bu kiliseye katıldı. Böylelikle topluluk büyüyerek gelişti. Ermeniler üzerinde de yoğun Amerikan protestan çalışmaları var o kesimde. Mormonlar da yer almış. 1888'de Sivas'ın Zara ilçesinde Ermeniler arasında bir kilise kurdular. Arzu ettikleri başarıyı sağlayamayınca Suriye bölgesine gittiler. Cumhuriyet döneminde var olan cemaatlerinin yanı sıra, yani İstanbul'daki, 79'da Ankara'da da bir cemaat oluştu. Kilise Saddam Hüseyin'in saldırıları yüzünden 90'lı yıllarda Kuzey Irak'tan Türkiye'ye kaçan Kürt sığınmacılar için 13 bin battaniye, 80 bin pound gönderdi. Yani zor durumda insanlara inanç taşıyorlar.
1999'da Gölcük depreminde yardım çalışmalarında Mormonlar görüldü. Mormon kitabı 90'larda Türkçe'ye tercüme edildi. 2000'lerde Son Zaman Azizleri Hareketi'nin Türkiye'de kiliseye kayıtlı 439 üyesi vardı. Bir kayıt böyle. Haziran 2006'da yayınlanan Mormonluk ve Mormon Kilisesi üzerine bir araştırma adlı makalede ise Türkiye'de 850 Mormon yaşıyor ifadesine rastladım. İsa Mesih'in Son Zaman Azizleri Kilisesi İstanbul Derneği, epey de uzun bir isim, adında bir dernekleri var bugün. Bu kurum 1 Temmuz 2015'ten itibaren kilisenin Orta Avrasya misyonunu üstlendi ve burayı üstlenerek Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan vesaire. Yani Amerika merkezli bu kadar dinin dönüştürüldüğü bir hareket demek ki taraftar bulabiliyor. 3 kilisesi, toplam 5 şubesi, 12 topluluğu var Türkiye'de. Hem Mormon olup ibadetlerini gerçekleştirmek isteyenler için hem de kiliseyi tanımak isteyenler için İstanbul ve Ankara'da Meeting House adı verilen toplantı evleri var. Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde bulunan bir şapelde, bunlar küçük oda kiliseleri, Mormon inancına sahip Amerikan askerlerine dini hizmet verildiğini okuyoruz. İzmir ve Gaziantep'te de bir koloni var. Bugün Mormonlar tek bir kilise altında olmayıp büyüklü küçüklü birçok gruptan oluşuyorlar ve değişik başlıklar altında Amelia'da ibadetlerini, adetlerini konuşursak eğer onlarla meşhur olan evlilikle başlayalım. Mormonlar arasında çok eşlilik uygulaması bugün marjinal gruplar halinde devam edebiliyor. Çok eşli evlenmek güzel bir iştir. Tek evliliği esas alan ülkelerdeki zina ve benzeri ilişkiler Mormonlarda yoktur. Bunları propagandalarında kullanıyorlar. Zinanın cezası ölümdür. Cemaatte bakire kız bırakılmaz. Mutlaka evlenmelidir. Çirkinlerle evlenmeyi de görebilirler. Hiç bekar kalmasın diye. Çok evlilik olunca yani çirkin bulunmasının mahsuru yok. Büyük ödün vermiş olmuyorlar aslında. Sigara hareket içinde dikkat çekici bir uygulama, çay, kahve, kola, alkol ve sigara tüketimine mesafeli olmaları. Yani alkol, sigara dışında çay, kahve, kola gibi bizim selefilere benzer vahabilere. Gelirsek tesis ve tanrı inançlarındaki çok galiz durumlara. Antropomorfik anlayışı öne çıkartarak Tanrı'yı insan suretinde et ve kemikten bir varlık olarak kullanan bir dili yoğun olarak kullanıyorlar. Tesis meselesinde Tanrı'nın çok sayıda çocuğu vardır. İsa Mesih bunların en büyüğüdür. Tabi Tevrat'ta bütün inananlar onun çocukları. Tesisi hem reddederler dili itibariyle hem de aşağıya koyu bir tesis sahibidirler. Nedir? Babanın, oğlun ve kutsal ruhun birbirinden bedensel olarak ayrı, üç ayrı birey olduğunu öğretirler. Yani üçlü birlikte monoteizm vurgusu vardır. Üçü tektir baktığınızda. Burada baba ayrı tanrıdır, oğul ayrı tanrıdır, kutsal ruh ayrı tanrıdır. Dolayısıyla üçlü birlik yoktur. Ama üç tanrı vardır. Fakat üç tanrının iradesi çatışmaz, aynı eylemi yapar, aynı şeyi irade ederler. Yani böyle karmaşık bir şekilde yine tesis çıkıyor ortaya. Baba, oğul ve kutsal ruhun tesisin üç farklı varlık olduğunu ancak eylemde bir bütün olarak yalnızca tek tanrı olduğunu benimserler. Baba kavramı sık sık cennetteki babamız olarak onlar da meşhurdur. Kilise başkanlarını peygamberler olarak anıyorlar. Tanrı'nın insanlarla hala konuştuğuna, havari ve peygamberleri çağırdığına ve vahiylerin eski zamanlarda olduğu gibi bugün de devam ettiğine inanıyorlar. Kendi aralarından topladıkları bir aşır var, vergisi. Mormonlara göre kendilerinden başka gerçek Hristiyan yoktur. Diğer Hristiyanları münkir sayarlar. Günümüzde kendilerinin Hristiyan olduklarını ve İsa Mesih inancının yeni ve en doğru karşılığı olduğu fikriyle tanıtıyorlar. Amaçlarının bozulmuş olan Hristiyanlığı İsa Mesih'in son günün azizleri kilisesi altında yaşayan peygamberler aracılığıyla düzeltmek olduğunu ifade ediyorlar. Yani Mesih geldiğinde ortaya çıkacak durum, Mesih'in yine gelmesini bekliyorlar ama
hareketle beraber başlamış oluyor diğerlerini tekfir etmeleri. Ayinlerine filan değinirsek, Mormonlarda ilahi lütfun vesilesi, sakramentler meselesini hatırlayacağın protestanlığın doğuşundaki meseleler, iman, tevbe, vaftiz, kutsal sofra ve el vermedir. Bunlarla vesilesiyle kurtuluş olur. Ayinleri protestanlara benzer, din görevlileri birer meslek icra etmekle beraber dini görevleri fahri olarak yürütürler. Özel kıyafet giymezler, hiyerarşileri vardır. Onlara göre Mesih Amerika'ya dönecektir. Ölülerin dirilmesinden ve son yargıdan sonra 1000 yıl geçince dünya ebedi olarak devam edecek ve ebedi kılınmış insanlar tarafından meskun olacaktır. Yani cennet ebedi cennette dünyada. Kendilerine mahsus dini kitaplarda diğer insanlardan birçok noktada ayrılmışlardır. Tabii ki birçok grup ayrılıklar falan söylüyoruz. Antropomorfizme falan da bahsetmiştim. Buradaki okuyacağım cümleler genel şeyler değil ama bu tür görüşler de savunulabiliyor. Tanrı sadece yeryüzünün tanrısıdır ve o bu dereceye uzun bir gayret sonucu ulaşmıştır. O Kolomb yıldızında hüküm süren yüce Tanrı'dan sudur etmiştir. Tanrı da ruh da maddidir. Madde üstü ve zaman üstü değildir. O insan şeklindedir. İnsanlar da tanrılaşabilirler. Tanrı'nın çok zevcesi vardır. Meryem vasıtasıyla Mesih'i dünyaya getirmiştir. Mesih de Mecdelli Meryem Mata ile evlidir filan gibi. Başındakiler peygamber olunca kilisenin ya da konsillerin daha ötesinde birçok yeni amet maddeleri koyabilecek ve bundan da sorgulanmayacak duruma sahip peygamberler görüldüğü gibi. Çarşamba günü Yahova şahitlerle devam edelim. Amerikan'daki acayipliklere değinelim.